Merhaba çocuklar. Hepinize günaydın. Bugün yine sizlerle birlikte farklı bir etkinlikte bir arada olacağız. Çocuklar şimdi ben bu kutunun içerisine sizinle birlikte şimdiye kadar öğrendiğimiz bazı çalışmaları, yaptığımız bazı etkinliklerle ilgili görsel kartlar hazırladım ve bu kartları kapatıp kutunun içerisine koydum. Şimdi çocuklar biraz sonra kutunun içerisindeki görsel kartlardan sırasıyla hepsini açacağız. Ve burada sizlerin bazılarını yapmanızı isteyeceğim. Bazılarını ise söylemenizi isteyeceğim. Evet, şimdi eğer hazırsak malzemelerimizi hazırlayıp etkinliğimize geçebiliriz. Bugünkü etkinliğimiz için gerekli olan malzemeler renkli boya kalemleri ve boş bir kağıda ihtiyacımız var. Şimdi herkes malzemelerini hazırlayıp buraya gelebilir. Sizleri burada bekliyor olacağım. Evet çocuklar, eğer hazırsak etkinliğimize başlayabiliriz. Şimdi kutudan sırasıyla kartlarımı çekerek sizlere göstereceğim. İlk kartımı açıyorum. Evet, burada ne görüyoruz çocuklar? Evet, burada bir çarpı işareti görüyoruz. Peki bu çarpı işareti nasıl sıralanmış? Evet, küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Şimdi hepinizin kırmızı kalemlerini alarak küçükten büyüğe sıralanmış 4 tane çarpı işareti çizmenizi istiyorum kağıtlarınıza. Evet, burada dikkat etmemiz gereken nokta ne çocuklar? Küçükten büyüğe doğru çizmemiz. Evet. Herkes çizdi mi? Peki. Hemen diğer kartıma geçiyorum. Evet. Çocuklar burada ne şekli görüyoruz? Evet. Burada bir dikdörtgen şekli görüyoruz. Peki dikdörtgenin kaç tane köşesi vardı? Hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane köşesi var. Peki kaç kenarı vardı dikdörtgenin? Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane kenarı vardı. 2 kenarı kısa, 2 kenarı uzun. Hemen başka bir kart seçiyorum. Bakalım burada hangi çalışma var? Burada bir örüntü çalışması var. Evet. Peki çocuklar bu kaçlı bir örüntü? Hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3. Bu bir üçlü örüntü. Şimdi herkesin bu üçlü örüntüyü kağıdına çizmesini isteyeceğim. Peki örüntü nasıl devam etmiş? Kalp, kalp, yıldız. Kalp, kalp, yıldız. Evet, hadi bakalım herkes renkli kalemlerini alıp örüntüyü kağıdına çizmesini isteyeceğim. Kalp, kalp, yıldız. Kalp, kalp, yıldız. Peki çocuklar örüntünün kuralı neydi? Birbirinin devamıydı değil mi? Evet. Bunu da tamamladıysak hemen diğer kartıma geçiyorum. Evet. Bakın bakalım burada ne görüyoruz? Burada bazı noktalar var değil mi çocuklar? Peki bu noktaların kaç tane olduğunu hep birlikte sayalım mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi herkesin kağıdına istediği bir renk kalemle 18 tane nokta çizmesini istiyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet çocuklar, şimdi bu kartında ne yapmışlar, nasıl bir çalışma vardı? Burada bir gruplama çalışması var, değil mi? Evet, üçerli gruplara ayırmış. Şimdi sizin de kağıdınızın üzerine çizdiğiniz noktaları üçerli gruplara ayırmasını istiyorum. Evet. Şimdi ayırdığımız üçerli grupları sayalım bakalım. Kaç tane grup oluşmuş? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Her bir gruba ayırdığımda 6 tane grup oluşmuş oluyor, değil mi? Hemen diğer bir kağıdıma geçiyorum. Evet. Bakın bakalım burada ne görüyoruz? Üçgen şekli. Evet, peki buradaki üçgenlerin boyutları aynı mı çocuklar? Evet, farklı boyutlarda ve farklı renklerde. Peki hepsi aynı yöne mi bakıyor çocuklar? Farklı yönlere bakıyor, değil mi? Evet, şimdi sizler de farklı boyutlarda, farklı renklerde ve farklı yönlere bakan üçgenler çizmenizi istiyorum. Evet, sayalım bakalım kaç tane çizeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi hepinizden 5 tane farklı renk, farklı boyut ve farklı yönlere bakan üçgenler çizmenizi istiyorum. Evet, burada neye dikkat ediyorduk? Farklı yönlere bakmasına dikkat ediyoruz, değil mi? Evet, son üçgenimi de çiziyorum. Evet, ve tamamladım üçgenimi. Evet, hemen bir kart daha seçeceğim. Bu da benim son kartım. Evet, burada ne görüyoruz çocuklar? Burada bir çizgi çalışması görüyoruz. İlk çizgi nasıl? Eğri bir çizgi. Şimdi herkesin turuncu renkli kalemini alarak eğri bir çizgi çizmesini istiyorum. Evet. Çizdik mi çocuklar? Süper. Peki ikinci çizgim düz bir çizgi, değil mi? Şimdi herkes pembe renkli kalemini alarak düz bir çizgi çizmesini istiyorum. Peki çocuklar, üçüncü çizgim nasıl? Zikzak bir çizgi. Evet, şimdi yeşil kalemlerinizi alarak zikzak bir çizgi çizmenizi isteyeceğim. Evet, herkes tamamladı mı? Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, tüm kartlarımı kullandım çocuklar. Ve tüm yönergeleri buraya çizdim. Sizler de isterseniz farklı şekillerde, farklı renklerde yine çalışmanızı hazırlayabilirsiniz. Ve bu çalışmayı anne ve babalarınızla, kardeşlerinizle birlikte evinizde güzel vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.